keyifli bir açılış yaptık ve dünya şampiyonasında ilk karşılaşma başlıyor Sanok haritasındayız. Ama hatasıza yakın oyun oynamak zorundayız. Çünkü o bir sıkıntı. Kafa var. Inko mücadeleye hızlı başladı. Major Pride karşısında Becca skorları topluyor. Major Pride bir anda 4 hesabı birden yakaladı. Inko mücadeleye veda ediyor. Puan dahi alamadılar. Tia attı o harç çifti. Yani ikinci alan harç çift gelmezse 3'te kesin atıyor. Alpha bu arada Sabun. Hora kadrosu Alpha Sabun'a mermileri gönderdi. Mafyoso hemen arkasından Carillo. 2 oyuncu birden yere çekildi. Revo takasları almak istiyor. O da bir ismi düşürmüş olsa bile. Şimdi Carillo'nun yerden kurtarılamadığını görüyoruz. Alpha 7'de oyuncu kayıpları var. Brezilya temsilcisi ilk mücadeleye Sanok haritasına çok iyi başlayamadı. Mag geldi bomba ama çok ciddi bir hasar vermedi. Haydi Manyak. Güzel bombaya ihtiyacımız var. Bu arada Darkin yerde. Dikkatli olalım. Darkin yerde. Bir can. Güzel bomba gönderdik ama şimdi alt taraftan Rita mermileri gönderiyor. Eren ve Rita ikilisine kaldık artık. DX yükseklik avantajını tutarak iyi bir savunma yaptı. İki oyuncumuz yerde. Alanda kapanmaya başladı. Alan dışarısında kalacağız. Sis açması lazım. Rita'nın sis açması lazım ön tepeye doğru. Birazcık burada elleri çabuk tutmak gerekiyor. Rita o da hemen diğer takım arkadaşını kaldıracak. 4 olmaya çalışıyoruz. Bizim için anahtar olacaktır. Kaçtılar, alana kaçtılar, giriş anahtarı olacaktır. DX uzaklaşırken arkadan mermileri gönderiyoruz. Haydi Eren al skorları. Paracin yerde. Eren gönderiyor mermileri. Aldık garantiyi de. Çok hadi güzel. Bir kişi kaldı orada. Bir kişi Lamborghini kaldı. Darkin o da Nade'in skor garantisini alıyor. Alpha 7 mücadeleden ayrıldı. 4 skor puanıyla Zeus Espor ilerlemeye devam ediyor. Harami Buro alan içerisinde şu anda karşımıza çıkacak. DX'in o tüm baskısını kırmış durumdayız. Aynen öyle, DX elendi. Yerde 2 oyuncumuz var. Rita bakalım kaldırabilecek mi oyuncularımızı? Yok, Wesley Darkin'i bitiren isim. Eren de yakalanıyor. Rita da yakalanıyor. İlk karşılaşmadan 11. olarak 3 skor puanıyla Zeus Espor'un ayrıldığı haberi bizlerle. Rami burada Major Pride'a oyun sonunda galibiyet için bir miktar destek oluyor diyebiliriz. Federal Soxy'yi indirdi. Garantiyi alabilecek mi bakalım? Rami Buro ama üzerine muazzam bir bomba aşağıya sok. Patladı. Federal'e Östü Vişti yolladı. Güzel bir bomba isabet de var. Trix şu ana kadar açan yok. Öyle bir yılanladı ki ama yeri fark edilmiş. Alan gelecek ve Trix'in de pozisyonu biliniyor. Final ve Jaesuk ikilisi kayanın arkasında kalmaya devam çok ederken Trix şimdi son ikkasıyla pompalısıyla koşuya başladı ama final o koşuyu durduran isim oldu. Şimdi finalden bir bomba daha gelecek kaya arkasına. AZ yaklaştı. Becca da orada. Evo Station da orada. Hiç kimse düşmedi. Final çok yakında attığı bombada isabeti bulamadı. Bir seviye kaskı, bir seviye yeleği. Oyun sonunda MSG kadrosu ekipman olarak geride kaldılar. Foxy elinde pompalısı. 3'e 1 pozisyonda Evo Station. Foxy yakaladı. Final tek kaldı artık. Zor pozisyonda Jaesuk arkada desteğe gelmesi lazım. Major Pride galibiyete gidiyor. Son bir isim var. Onun da yeri saptandı. O da yakalandı. Major Pride dünya şampiyonasında ilk karşılaşmada galibiyeti alıyor. Arka arkaya 3 tane Erengel haritası oynanacak. İlk Erengel'de zor bir uçak var. Kaybettiler. Federal'in pozisyonunu biliyorlar. Federal çıktı kupsa doğru mermileri gönderdi. Kayanın arkasından çıkmak çok zorunda. Arkasından gelen mermiler de var ama Federal ilgisini yakaladı. Federal 3 ve 1'e mi gidiyor diyecektim. Hayır. Twisted Mind'sa Lord'dur dedi pompalısıyla. Hani tahmin edilemez. İş biraz zor. Manyak elinde bombası var. Şimdi diğer ex kadrosunun üzerine doğru gidiyoruz. Haydi isabetli bir bomba. Çok geldi iyi oldu. Geldi isabetli bomba. Düşürdü. Geldi bomba. Kuyun bin onun da canı çok az. Manyak Kuyun bin'e doğru da gönderdi bombayı. Sis bombası içerisinde diğer ex oyuncuları yanıcıyı da gönderdi. Manyak arkadan gelen mermiler. Dikkatli olması lazım. Kuyun bin canını yeniledi. Bir skor garantisini aldı Manyak'la. Canını doldur. Ah. Yalnız Lapar. Yalnız BTR orada. Lapar orada. Dikkatli olmamız lazım. Çevrede çok fazla takım var. Eren'in canı da çok az. Şimdi kuzeylerden Rita takım arkadaşlarına desteğe geliyor. BTR kadrosu alanın kuzeyinden bu bölgeye görüşleri Huyun bin sis bombası içerisinde. O da bir sürpriz yapmak isteyecek ki o sürprizi de Eren'e yaptı. Ama hadi arkadan Darkin'in mermileri. Huyun bin hala hayatta. Ağacın arkasında. Haydi çocuklar yakalayalım Huyun bin'i. Bitirelim diğer ex kadrosunu. Son bir isim. Haydi dördüncü skorumuz geliyor. Bitti. Gelen bomba. Bitti. Gelen mermi Darkin tarafından. Huyun bin elendi. Diğer ex kadrosu elendi. Bu bölgeye doğru Hora'da geldi. Geldi. Hora'da geldi. Kafa geldi hatta Aura kadrosundan. Jemfos Bora'yı düşürdü. Lapar takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyordu. Lapar sis bombası içerisinde Sıkar'ıyla o da Fury'i yakaladı. Lapar'ın üzerine bir isim daha geldi. Lapar ona da dur dedi. BTR kadrosundan Hora'ya karşılık muazzam bir savunma var. Yani Inko da bu arada yaklaştı oraya iyicene. Yani
İyice yaklaştı Manyak ve Darkin ikilisi, hemen arkasında Rita son bombasını gönderiyor. Haydi Rita, takımın IGL'i, takımın beyni. Bombayı da gönderdi Satalles'e ama uzak gitti, birazcık uzak gitti. Manyak Eren'i kaldırmaya çalışacak bu zor bölümde. Rita takımına zaman kazandırmaya çalışıyor. Haydi Rita, düşmemen lazım. Arka tarafta Eren kaldırılırken Rita'nın takıma zaman kazandırması gerekiyor. Alan kalktı. yavaş kapanıyor. Eren yerden kalktı. Yeni bir hücuma merhaba diyeceğiz. Manyak'ı düşürdü. Arka bölümde iki isim daha var. Lapar 600 hasara kadar ulaştı bu bölümde. Şimdi Satarles'ten yine gönderilen mermiler. Rita'yı da yakaladılar ama güzel bir bomba. Cevap bombası Eren'den geldi. Takası aldı Eren. Ama Lapar'da Rita'nın garantisini aldı. 2-2 pozisyon şu anda. Ayakta duran oyuncular 2-2. Darkin hızlıca arabayla ileriye doğru attı kendini. Yakalandı. Genfos tarafından yakalandı. Tamamen bitti. Kafa geldi bu arada aşağı tarafa doğru. Vitali mermileri gönderdi. Juanco Satarles'i yakaladı. Hatta arkasından Lapar'ı da yakaladı. Pompalısıyla garantileri de bir topluyor. Skoru da aldı takımına. Skor puanlarını getirmiş oldu ama Team Spirit'in de burada kritik müdahalesi var. Vitali'yi bitirdiler. Juanco yerde. Team Spirit galibiyete gidiyor. Son bir isim kaldı. Batik gördü onu. Şimdi kayanın arkasında kendisini yere bırakacak. Son isim de yakalandı. Team Spirit'ten Eren gel haritasında. İlk galibiyet geliyor. Snowka'dan Hospital'a doğru giden bir uçak vardı. DRX de şu anda RSC ekibi yan yana. Bombalar atılıyor içeriye. Agresif bir şekilde girmişti ama hemen takas alındı. RSC bu bölgeyi ele geçirmeyi başardı. Eren de skoru aldı. Eren. Evet, skor garantisi de geldi Eren tarafından. Adam vermeden alalım şurayı. Gözünüzü seveyim. Erken aşamadaki savaşlarda altın kural oyuncu kaybı yaşamamak ama maalesef Mr. Boro Manyak'ı düşürdü. Rita arkadan garantiyi alamadan Mr. Boro Rita yakaladı. Mr. Rita yakaladı. Satarles aşağı tarafa doğru yine mermileri gönderiyordu ama arka taraftan çıkan Federal'i unuttular. Federal ikinci düşürmeyi de kazandırıyor takımına. Team Spirit oyuncuları geldi. Federal alan dışarısında. Naomi'yi de çekti yere. Team Spirit'e de problem çıkartıyor. Team Spirit'te 3 oyuncu yerde. Zaxi kayanın üzerinde. Team Spirit'ten yere düşen oyuncuları birer toplayacak şimdi. Kistüne neye uğradığını şaşırdı. 3 takım arkadaşı kendisini yerde buldu. Odaya kalanmak üzere. Aracı hareket etmedi. Mermisi bitti. Zaxir'in son isim Kistüne'ye doğru yolladı mermileri. Araç patlama hasarıyla. Reski bu bölgeye doğru bir kafa denemesinde bulundu ama yani orada bu kulübeye kafa atana Vampire de geldi. Stomp yerde, Schweppes yerde, Tonike ayakta şu anda sadece. DBS ile Nate iyi bir savunma geliyor kulübenin içerisinde. Çok dikkatli olması lazım. Üçüncüyü Nate de serdi. Daha yakaladı. Nate son tek başına Vampire kadrosunun sonunu mu getiriyor? Hayır, getiremedi ama çok büyük bir darbe vurdu Vampire kadrosuna. Bir açıdan bütün oyuncuları görebiliyoruz. Schweppes yakalandı. Pozisyon yeniden 2-2. Jason kalktı ayağa. Royalty'ye de orada güzel mermiler var. Ön tarafta Schweppes'in garantisi alındı. Arka tarafta Nozile düşürülüyor. Oyuncu avantajı Vampire'a mı geldi? Hayır. MSC'ye mi gitti? Hayır. Birebir pozisyon. Stomp mu yoksa Jason mu galibiyet alacak? Sorunun cevabını birkaç saniye içerisinde göreceğiz. Jason çekti eline bombayı. Stomp'a doğru gönderdi ama hayır. Gönderdiği yerde Stomp yok. Stomp ayağa kalktı oda. Onun da gönderdiği bombalar var. Jayasuk bombayı gönderdi. Kısa kaldı bu sefer de. Stomp gönderdiği bomba Jayasuk'a tam isabet. 12'de 12. Vampire kadrosu muazzam bir bombayla galibiyeti alıyor. Dördüncü karşılaşması Eren geldi olacağız. Canşeh Mus'la beraber. Darkin'in. İşte. Bakalım Kups onu görecek mi? Kups gördü. Atışlarını yapıyor. 6-2 ile beraber. Sıkıntı. İki headshot'ı bulunca son headshot'la beraber Darkin'i yere çekmeye başardı. Rita'dan bir cover fire var. Yani bakalım. Cover fire var da... Darkin evet, orada kendine hangar atmaya başardı Darkin. Yani attı ancak nasıl? Son kalan oyuncu bakalım burada neler yapabilecek. İki oyuncusu yerde BTR'ın, bakalım Satarles. Birini, hatta ikisi de skor garantisi oldu. Üçte oldu. Skorlar gitti. Loops buranın kazananı oldu resmen. Hiçbir İnanılmaz. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. İnanılmaz gerçekten. Burayı bakalım. Inko tamamen kazanabilecek mi? Yerde takım arkadaşları vardı. Satarles'e de bir miktar hasar vermeyi başarsa da dışarıdan gelen mermiler vardı. Ve elenen ekip burada gitmeye çalışacak. Range tek başınaydı. S12 kasıyla beraber Revo'yu yere çekmeyi başardı. Hoş olmayan bir sürpriz yapmış olabilir diyecektim ama dışarıya çıkmaya çalışırken. Mesela Amerika'nın şampiyonu Alpha 7'dan şu anda o beklenen performans gelmiyor. Magrelin
kaya arkası, özür dilerim, ağaç arkasındaydı. Aracını da bir miktar cover olarak kullanmaya çalıştı ama Magrelin de bulunuyor. Ama aynı şekilde Rig'i de buldular. Rig orada avantajlı olan isimdi. Federas geldi. Son mermileri gönderdi. Ve Alpha 7'da sadece bir puanla bu karşılaşmadan ayrılıyor. Asını çekti. Bakalım bu bomba başarılı olacak mı? Manya'nın elinde smoke varmış, pardon, düzeltiyorum. Bir bomba daha geldi bu arada üzerimize. MSC ekibi iyice oyunumuzu üzerimize itmeye çalışıyordu. Rita finally yere çekmeyi başardı. Artık durumlar eşit diyebiliriz. Üzerimize bombalar gelmeye devam ederken Darkin'in canı 1'e kadar çekilmişti ve gelen son bombayla Darkin'in skor garantisini alıyorlar. Final'da takım arkadaşlarına doğru süründü. İleriye doğru gelen yanıcılar da görüyorum. Rita S12K'sıyla rakibin elinde de DBS görüyorum. Hadi Rita, burayı kazanalım ama olmadı. Ne yazık ki oyuncumuz bravo, düşse de. Bravo manyak. Güzel bir takas geldi manyaktan ve durumu bir kez daha takasa getiriyoruz ama Final'ı arka tarafta kaldırmayı başardılar. Burası biraz problem olabilir. Rita'yı hızlı bir şekilde kaldırmak da gerekiyor bir diğer taraftan. Çok zor şu anda kaldırmamız. Gerçekten. 2 vs 3 savaşı kazanmamız gerekiyor. Bakalım Eren yakalayamadı maalesef. Manyak yakaladı orada birini. Bakalım 1 vs 2 gelecek ne mi? Ne yazık ki. Derken maalesef gelmedi. Manyak yani bu savaşta 600 hasara kadar ulaşmayı başardı. Ama bu savaşın kazananı maalesef olamadık. Rafine'yi kaybetmişlerdi ama. Gereksin işine yarar bu arada bu pozisyon. Gelen bomba. Yani DRX nasıl öyle bir hata yaptı? Yani uzun zamandır hiç beklemiyormuş gibiydi. Çok büyük hata bu arada. İki de oldu Nino. Bakalım 3 gelecek mi Nino'dan? Clutch geliyor mu? Clutch geliyor mu derken. Eline çekmese. DRX oyuncuları kaldığı için bakar mısın Tony K'ye geçti? Yaklaşıyor şu anda. Bu arada Lamborghini Suarez'i yakalamaya başardı. Suarez'i skor garantisi de geldi. Lamborghini son kalan. Uyumini de buldu ve DRX de burada lobiye doğru ilerliyor. Son iki takım 6 oyuncu bakalım burada DX bir şov yapabilecek mi demeye kalmadan bir oyuncusu daha yerde. Lamborghini burada Tony K'yi yakalamaya çalışıyor. Tony K'den çok güzel atışlar. Muazzam. Son oyuncuyu da yakalamayı başardılar ve bugünün ikinci galibiyetini alan Vampire'ı. Piramar yapalım. Hadi bismillah. Hemen aracını atladı. Bu bölgeden kaçmaya çalışacak gibi duruyor Rita. Aracından bir kez daha indi. İnememişti. Darkin'i buldular. İki mermi yani, buldular. Yani. Çok şanslı atışlar resmen. Hayatında kaç kez Hora ekibinden bomba geldi üzerlerine. En yakın atmış olduğu mermilerle beraber de oradan bir rakibimizi yere çekmeyi başarıyoruz. Belki üzerimizdeki baskıyı biraz azaltır ama yani az önce o Darkin'e atılan mermiler Eren yerde. Çok açıkta kalmışız. Rita da yerdeydi. Rita'nın skor garantisi alındı Major Pride tarafından ve Manyak'ı da bulmayı başarıyorlar. Maalesef. Güzel yükselti avantajı var şu anda DX'in. Birden kötü bir pozisyonda kalabilirlerdi ama şu anda çok güzel pozisyondalar. BTR'la Inko'nun bir yakınlaşmasını görüyoruz. Inko'da bir oyuncu yerde. Bu bomba can yakabilir mi derken yeterli bir bomba olmadı. Lapar'dan güzel mini atışları. Zaxi de geliyor bu bölgeye takım arkadaşlarıyla beraber. Takatlı bir şekilde oynamaya çalışıyorlar. Sol tarafına doğru dönmeyi başardı ama. Denebete bir kez daha rakiplere sürpriz yapmaya devam ediyor. Zaxi de yere çekmeyi başardı. Ve şimdi Genfos'a Lapar ikilisi kaldı. Yükselti avantajına da sahipler. Ve bu bombayla beraber Inko'yu bitirmeyi başardılar. Yani gerçekten 3 takım arasında bir satranç oynanıyor son karşılaşmada. Oyun sonuna doğru diyebiliriz. Carilio adım adım ileriye gitmeye çalışıyordu. Magrelin'le beraber Magler'in raparı düşürmeyi başardı. DX artık burada iyice oyunu BTR'ın üzerine yıkınca BTR 3. olarak elendi. Ve oyun sonunda DX mi, Alpha 7 mi? İki tarafta da yerde oyuncular Carilio var. Carilio'dan geri çıktılar. Fakat Levi hızlı şekilde cezalandırmayı başardı. Magrelin bakalım bir şeyler yapabilecek mi derken son kalan oyuncuyu da Levi's yakalamayı başarıyor ve... Tintin'in her zaman söylediği gibi ekiplerimiz iyi geceler öpücüğünü vermeyi sever diye. Bir oyuncularını kaybetmiş oldu Major Pride ekibi. Lux'un yeri çok güzel. Team Spirit'in yeri kill anlamında müthiş mi değil ama onların da pozisyonu gayet güzel diyebiliriz. Bu arada mesaj onlardan çok güzel bir hamle derken rakiplerini çok hızlı şekilde elemeyi başardılar ve rakibini yere düşürmeyi sağladı Carilio. Evet, skor garantisini hala alabilmiş değillerdi. Çok açıkta bir mafyoso oldu da. Çok güzel döndü. Mafyoso rakibini yere çekmeyi başardı ve skor garantisini de alıyorlar. Ve şimdi artık son kalan Hor oyuncularında üzerine gitmeye çalışacaklar. Herkes bir can. Son mermiler gelecek Alpha 7'dan ve bu bölgeyi Alpha 7 kazanmayı başarıyor. Revo yerde onu kurtaracaklar. Oyunu biraz daha böyle kuzey-batıya doğru açar gibi oldular. Bir rakiplerini elemeyi başardılar. Sonrasında bir oyuncu kalmalarına rağmen çıkmışlardı. Bu arada inaktif yere çekildi. Skor garantisi gelmek üzere ve Huanko'yu da bulduktan sonra Inko'yu elemeyi başarıyorlar. Inko da elendikten sonra son 3'teyiz. Rita yere çekildi. Skor garantisi alındı ne yazık ki. Maalesef.
Ve orada belki timingle beraber koşar elendi. Dedik fakat olmadı. 2 skorla 3. olarak haritaya veda etmiş olduk. Team Spirit'in 14 skoru var. Çok sıkıntı. Büyük sıkıntı. Alpha 7'de çok skoru var. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Mafioso Kitsune'yi yakalamaya başardı. Son kalan Team Spirit oyuncusu Efekt, bakalım kendini gaza bırakmak için koşuş içerisinde. Revo yetişebilecek mi ona? Yetişti galiba. Yetişmedi. Yetişmedi mi? Galiba, evet, yetişmedi. Sanki yetişmedi. Sol tarafta bir Mafioso ismi gördüm ama. Allah. Hayda. Yargıcım. Yargıcım. Hocam 46-47 vardır dedim. 21 evet, puanla 13. kaldık. Gerçekten öyleymiş. Günün olmuştu. Aa, ben bu işi biliyorum be. Ben kaç bu işi vurmuş? Biliyorum. Tertemiz elli. En güzel kızlar bende var. En sarışın bende var. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up.